iddia ortaya atıldı. İddia şu, e, Sayın Cumhurbaşkanı hafta sonu yapacağı Ankara mitinginde emeklilere bir müjde açıklayacak dendi. Bu müjde de e, emeklilere seyyanen 5000 TL e, maaşlarına zam yapılacak. İddia bu yönde. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle bir iddia ortaya atıldı ama bu doğru olur mu, olmaz mı, bunun olasılığı nedir? Ee, bütçe buna ne kadar müsait gerçi bütçe herkese müsait de ee, emekliye asgari ücretliye falan müsait değil ee, ve nasıl bir süreç görüyorsun sen bundan sonrası için bu konulara da değmeni rica edeceğim artık bütçenin falan bir hükmü yok merkez bankasını çalıştır para bas e, para hacmini artır e, sen 5000 lira bile versen 500 bin lira bile versen 5 lira da versen verdiğin rakam önemli değil ona, ona belli bir oranda para hacmini artırarak sen o bas o 5 taahhüt ettiğin 5000 lirayı önce alım gücüne eriterek 500'e düşürürsün. 5 liraya kadar da düşürürsün. Tamam mı? Bana böyle olmuştur Türkiye'de. O yüzden eğer bu e, zam verilir mi verilmez mi bilmiyorum. Zaten iddia düzeyinde. Kendi açıklaması da değil değil mi? Şimdi evet. verilirse bilinsin ki verilen yani çay kaşığıyla verilen kepçeyle geri alınacaktır. Bir kere olaya öyle bakmak lazım. Ve artık bir cumhurbaşkanı kararıyla e, bütçeye, bütçenin onaylanabildiği yani tek başına bir bütçe, ek bütçelerle giriyor Bak Türkiye şu anda kaçıncı ek bütçe daha bu mali yıl içerisinde? Zannediyorum üçüncü olması lazım. Allah bilir o bile bir dördüncüye bile geçmiş olabilir. Takip etmeyi bıraktım artık. Tamam Abi mı? ödemeler yetmiyor. işlet devlet ödemeleri var biliyorsun. Çok deli paralar yani. Yani onu ne yapıyorsun? Sen para basarak, e, halkı fakirleştirerek bunu, bu borcu sen halka ödetmiş oluyorsun. Ama diyorum bunun bir sınırı var. Bir açlık sınırı var. Belli bir noktanın altına geldikten sonra nereye kadar bu insanlar bu paraları ödeyebilir? Şimdi sen emeğinle de ödüyorsun değil mi? Bir asgari ücretle emeğiyle ödüyor, çalışıyor. Ve onun emeğini sen değersizleştirip, karnını bile doyuramaz. Açlık sınırının çok çok altına in, bir noktaya indirdiğin zaman onun ödeme gücü de kalmamış oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu bir kısır döngü ve ve bir noktada da tıkanıyor. Şu an o tıkandığı noktaya gidiyoruz. O yüzden geçmiş krizlerle kıyasladım. E, bu sefer bütün dünya açısından böyle bir tıkanmışlığın eşindeyiz. Amerika'da sadece bak Şubat ayında örnek dünyadan veriyorum. Sadece Türkiye değil. Şubat ayında toplanan gelir vergilerinin yüzde 83'ü sadece faiz ödemelerine gitti borca da değil ve bu önümüzdeki aylar içerisinde bak daha 2024 yılı bitmeden bütün vergi gelirleri borç faizlerini ödeyemeyecek bir hale geliyor şimdi orada tıkandığı nokta işte burası devletlerin nereden gelirleri var e, vergi topluyorlar ha bir de dolaylı bir vergi var enflasyon para basarak yapıyorlar bunu ama Şimdi, ya da ya da, e, ya da yabancı sermaye yatırım gelecek ya da Türkün gelecek gelecek. Evet, İlacar işte, olacak. İşte burada bak ne oluyor? Şimdi senin gelirlerinin topladığın vergilerin üzerine çıktığı andan itibaren ödemelerin geriye tek bir çaren kalıyor. Tek bir çaren. Para basıyorsun. Para bastığın zaman da bu sefer Türkiye gibi yani dünyadaki bütün ülkeler için bu enflasyon yüksek enflasyon belli bir şeyde sürdürülebilirliği vardır. Ama iş Amerika olduğu zaman bütün her şey duruyor. Niye biliyor musun? Çünkü şu an dünya ticaretinde hala büyük ölçüde kullanılan ve rezerv e, statüsü hala zayıflamış olsa da devam eden Amerika'dır. Ve para basma demek orada dünyadaki sistemin kilitlenmesi demek. Dünya ticaretinin kilitlenmesi demek ve hala bugün bile ne kadar tartışılsa da alternatifi ortada yok. BRICS mesela bir alternatif önermesi yapıyor ama ama ortada yok. Sadece fikir olarak var. Uygulamada bir şey yok. Ve bu tıkanma demektir. Yani sistemin kilitlenmesi demektir. Şu anda bakıyorsun Amerika'daki sadece kamu borçlarından bahsetmiyorum. Kredi kartı borçları bile 1.048 trilyon dolara ulaştı. 1 trilyon doları geçmiş durumda. Yani imkansız bir şekilde sürdürülemez bir borç sarmalının içerisine sokulmuş dünya. Ve bu emin olun bir noktada çok ciddi bir şekilde patlayacak. Ve ben mesela bekliyorum her an mesela geceleri bu gece de yani daha doğrusu bugün bittikten sonra çarşamba veriler Amerika'daki Fed'in yayınladığı haftalık verilere baktığınız zaman çarşambanın bittiği her çarşambadan çarşambaya olan verileri yayınlar. Hatta burada ekranda da ben bir veri de göstermek istiyorum. Bak işin vahametini evet, e, göstermesi açısından şöyle koyayım buraya. Buradan getireyim. Mesela bankaların e, batmasıyla alakalı son bir senede acil durum pro programı başlattılar. Şu bak cursor'ı getirdiğim nokta var ya mouse'un olduğu nokta altı martı gösteriyor. Ve o verinin devamı gelmemesi gerekiyordu. Çünkü bu acil durum programını 8 Mart'ta sonlandıracağız diye açıklama yaptılar. Biz de herkes bekliyordu. Bankalara işte milyarlarca dolar para akıtıyorlar ki batmasın. Sistem çöküyordu çünkü ve bunu da Janet Yellen itiraf etmişti. Aynen şunu söyledi. Sistem, sistemik bir e, kriz yani sistemsel bir e, çöküş yaşanmasın diye biz elimizden geleni yaptık derken elinden gelen buydu bu programda. Ve bittiği söyleneceği tarihte bir baktık bir hafta sonra bitmedi. Tam tersine daha da arttırarak 167 milyar dolara çıkarak devam ettiler. Hiç esamesi okunmadı bunun haberleri. Şimdi bakacağız. Bu hafta e, verisi geldiğinde bu Allah bilir nereye çıktı. Ve onunla şunu da karşılaştıracağım. FED'in bakın 2022'den beri aldım grafiği. Şurası var ya şu zıplamanın olduğu yer. Zıplamanın olduğu yer 8 Mart ve 15 Mart haftası o aralıkta bankaların patladığı, geçen işte 2023'te bankaların Amerika'da patladığı ve sistemin çökme noktasına geldiği yerdeki müdahale bu. Bak bu zıplama o müdahale. Şimdi buradayız. işte bunu takip edeceğiz. Şu hareket daha bir daha, daha olduğunda, bu zıplama. Bu zıplama geldiğinde ve bu neyin sinyali olacak biliyor musunuz? Bu artık sistem, işi bitti. Sistem çöktü. Ve ben bunu takip ediyorum. Her geceleri de bak yani yani haftada bunun yayınlanacağı gece, diğer geceler başka verilere de takip ediyorum. Ama bu sinyali aldığım anda ben Twitter'dan falan da yani bu YouTube yayınında canlı yayına da gireriz. Dik dikkat edin. Ee, herkes tedbirini alsın. Herkes sığınaklara çağrısını da yapacağım yani. Kırmızı alarm çağrısını da e, sosyal medya mecralarından yapacağım. Çok önemli bir şeyle duruyoruz ben yani. Kritik. Gideceğiz Hamza. Vallahi tabi burada sığınaklar derken şey anlamında yani bir e, mecazi anlamda söylüyorum ama. Ha tamam. Yani, yani gerçek şey, sığınaklar. Öyle, Türkiye'de sığınak abi. kaç insan vardır yani yine Amerika'da var mı? Ali abi. Ya şimdi Ali şey abi, bak. senin senin yok mu biz sana da gönderdik bileti ama. Hangi bilet? Şimdi, e, en son mu? Mark... Anahtar tipi olarak bir sığınak yaptık <laughs> ya zamanda. zaman. Mark Zuckerberg en son çok güzel bir sığınak e, yaptı, yeraltı işte nükleer saldırılara bile dayanıklı biliyorsunuz değil mi? E, Hawaii'de o yangınlar çıktıktan sonra o daha bir sürü onun gibi e, şeyler, e, süper e, şeylerin böyle bilgi işlemlerin ondan sonra dünyadaki şirketlerin sahipleri kendilerini bunu şeye hazırlıyorlar. Bu hazırlıklıkları da işte o filmlerdeki gibi. Kaos ortamında, dünyanın sonu, e, kıyamet senaryoları. Herkes buna hazırlık yapıyor. Biz de bu veriyi gördüğümüz anda biz anlayacağız yani. Biz bakıyoruz bunlara. Evet. Havza abi, abi, abi tekrar geleceğim sana. Yani, Türkiye ile ilgili bazı sorular olacak. E, e, Ömer, e, bir tane şeyimiz var. E, ne diyorlar ona? E, fedaimiz var. E, Tapınak şövalyesi e, Hamza yardımcı oğlu, e, biz uyuduğumuz saatlerde o ayakta olacak ve hepimizi birden uyaracak bilginiz olsun yırtacağız. Yani ama herkes ona göre de uyarı versin yani. Evet, şey yapmamız evet. gerekiyor Hamza ben yani senin uyarını nasıl anlayacağız biz? Abi ben e, ilk gördüğümüz zaman Twitter atarım ben orada. E, sonra haber oluyoruz. veririm yani. Yayınlara da gireriz. Herkes de duyurusunu yaparız yani. Acil, acil yayınlara gireriz abi. Bütün, bütün kanallar e, Mahir abi falan da çağırırız. Ali abi de çağırırız. Ve 5-6 kanal acil yayına gireriz. <laughs> evet.